Hafız Muhammed Yahya Yıldızhan geliyor. Muhammed Yahya Yıldızhan, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim hocam, anlıyorsun. Nasılsınız? Ben de iyiyim, tanıyalım sizi, buyurun. Adım Muhammed Yahya Yıldızhan. 2005 doğumluyum. Hafızım Abdüselam Kur'an kursunu yaptım. Mahmut Ekşi'yi daha sordum. Maşallah, maşallah. Çok iyi görünüyorsun. Yani hiç heyecan yok gibi, her zaman buradaymışsın gibi. Harikasın. Harikasın. Şahane. Buyurun alalım sizi. Muhammed Yahya Yıldızhan, Ahzab Suresi 38 ila 48. ayetlerini tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له الله الله ما شاء الله سنة الله في الذين خلوا من قبل الله الله وكان أمر الله قدرا مقدورا الله 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 أي الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله 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 وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 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 ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما شاء الله 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 وكان الله بكل شيء Yeah.
Allah. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ الله 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 ما شاء الله وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لهم أجرا كريما يا Maşallah, barakallah. Allah Allah. Çok iyi. Ve da'iyen ila Allah'ı biiznihi ve siracan munira. Çok iyi, çok iyi. Maşallah. Süper. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع توكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Muhammed kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden kendisi için puan istirham ediyoruz. Buyurun efendim. Teşekkür ediyoruz. Osman İgün hocam. Neler oluyor?
Üstadım neler oluyor gerçekten? Ben de tam böyle kendime gelmeye çalışıyorum. Muhammed Yahya nefis bir tilavet, enfes bir tilavet. Bir şeyin altını çizmek isterim, o da şu. Zaman zaman Halil Hocam mesela bu taklidi okuyuşlarından hoşlanmadığını net ifade eder ki ben de katılırım kendisine. Ama Muhammed Yahya'nın altyapısı çok iyi. Müthiş. Yani üniversite sınavlarında mı TYT diyorlar, temel yeterlilik. Temel yeterliliklerini tamamen tamamlamış, hıfzını ikmal etmiş. Ondan sonra harflerle alakalı, harflerle fevkalade barışık. Bunu ne ara yapmış 15 yaşında? Bütün hocam harflerle. Şimdi bak onu muhteşem anlatayım ben. Değil mi? Mustafa Hocam onu anlatayım ben size. Hocam 10-15 sene önce falan Bursa'da hafızlık imtihanı yapıyorum bölge bölge. Bir grupla geldi. Bir delikanlı girdi içeriye. Kılık kıyafeti üstü başı çok düzgün hocam. Ondan sonra böyle saçına falan baktım, harika. Hoş geldin dedim, müthiş bir medeni cesaret. Allah Allah. Neyse, bitti. Arkadan bir öğrenci daha geldi, aynı. Bir tane daha geldi, aynı böyle. Kıyafetleri çok güzel, kendileri böyle, özgüvenleri harika, süper. Medeni cesaretleri. İçeriye giriyorlar, selam veriyorlar. Sonra en sonunda ben bir tanesine sordum. Kimsiniz dedim, nereden geliyorsunuz siz? Hocam dediler, biz Mahmut Ekşi'nin talebeleriyiz. Ha, hoca nerede dedim, hoca dışarıda. O dönemde hocaları içeri almıyoruz. Dedim ya, hocayı bir çağırabilir miyiz? Hoca çağırdı, hoca böyle kısa boylu bir hocamızdır böyle. Çok efendi, çok mütevazi, çok alçak gönüllü, müthiş bir adam. Hocam içeriye girer girmez ben bir şey söyleyeceğimi falan zannetti benim. Yani bir serzenişte bulunacağımı zannetti. Fırsatı kaçırmadım hocam. Rab diye yapıştım eline hocanın. Elini öptüm hocam. Böyle yapıştım ona, elini öptüm. Şimdi bak aynı şey hocam, bak 15 yaşında Muhammed Yahya'da da var. Kendinden emin. Ne yaptığını biliyor. Nerede olduğunu biliyor. Ve ne işle meşgul olduğunu biliyor hocam. Onun için Kur'an öğrencisi olmak sadece Kur'an tilaveti yapmak değildir. Bir kimlik sahibi olmaktır. Bir karakter sahibi olmaktır. Bir karakter inşa etmektir. Bu Muhammed Yahya'da hocadan mülhem, hocanın o tedrisi aynı zamanda kişiliğine, karakterine, ahlakına, edebine, irfanına, her şeyine yansımış. Teşekkür ediyorum değerli dostum benim. Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Muhammed Yahya evladım, tebrik ederim. Allah razı olsun, teşekkürler. Sesin çok güzel. Hafız olursun da sesin olmaz yani. Ses bir nimettir. Allah herkese aynı ölçüde, aynı değerde vermez. Başka güzellikler verir. Sesini kullanırken de öyle yüzünde bir değişiklik, evet, bir evet. Bozulma vesaire, ekranlara mugayir bir durum görmedim. Çok güzel kullandın, evet, sesini. Nefesini de aynı. Nefesi de aynı ve sesinin de her nahiyesini bize gösterdin. Çok güzel. Kaç senede hafız oldun? 15 ayda hocam. 15 ayda. Öf. Yani bir sene 3 ay. Evet. Tebrik ederim, gözlerinden öpüyorum. Ben de elinizden öpüyorum. Allah Allah, Allah Allah. Defa bak, ben de elinizden öperim. Halil Hocam. Mustafa Cihat dostum, teşekkür ederim. Ben de muhterem Mahmut Ekşi hocamızı buradan saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. Sevgili Yahya yavrumuza şimdi başladı evladım diyorum. Yani seni şimdi duyanlar sana meftun bir efendim, senden büyük bir beklenti içinde yapacağım bütün hareketleri artık takip edecekler. Yani seni tanıyanlar senin sesinden kendilerine böyle duygu dünyalarına bir istikamet bulacaklar. Demek ki bu ses nimeti bir varlık olarak, yani bir biyolojik varlık olarak bu kadar esneyebiliyor. Bu kadar sağı solu, önü arkası, genişliği, yüksekliği vesaire bu kadar esnek olabiliyor. Güzel bir yere, bir yola, kıvama getirdiğin zaman böyle heyecan verici, böyle lezzetli, böyle tüyleri ürperten
Hele makamatı da vukufiyet itibarıyla tam anlamıyla, değil mi? Senin gibi az evvel icra edecek olursak tamam. Ben sana inanmak istiyorum. Ne için? Henüz çok yolun başı erken, başındasın. Bu muazzam cevheri bu taklit üzerinden giderek tahkike, yani kendine getireceksin. Ve seni gönlünden öpüyorum. Ben de öpüyorum. Eyvallah. Tabii ki. Hocam ben de zaten asıl amacım böyle tüm karileri dinleyerek okuyucuları, yani kendime has bir tavır çıkartmak istiyormuş. Aferin, ben de bunu teklif ediyorum. Bravo. Yani sen tanındın şimdi, yarından itibaren göreceksin bak neler olacak sabahtan itibaren. Dolayısıyla bu bir sorumluluk. Bu sorumluluğu taşıyabilmek için sürekli gayret etmek lazım. Tamam mı? Ve sürekli her gün yeni bir imkandır, yeni bir fırsattır. Bunu mutlaka böyle algılayıp böyle değerlendirmek lazım. Mutlaka bir şeyler katarak gideceksin. Sen artık ne olacak? Tarih ne yazacak? Muhammed Yahya Yıldızhan yazacak. Yazmalı. Tamam mı yavrum? Eyvallah. Allah. Efendim şimdi Muhammed Yahya Yıldızhan için puan vaktidir. Alalım seni puan noktasına Muhammed'im. Ve ilk sözü de Osman Ergin Hocam size bırakmak istiyoruz. Değerli yavrum, Muhammed Yahya Yıldızhan, ben tekrar tilavetin için sana çok 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 teşekkür ediyorum. Seni yetiştiren değerli hocalarına hürmetlerimi buradan arz ederek sana tabii ki 100 puan veriyorum. 100 tam puan. Doktor Mehmet Arısar Hocam. Ve ben de 100 puan veriyorum. 100 tam puan. Halil Hocam. Sana yıldızlarla dolu bir buket, içinde 100. 100 tam puan. Muhammed Yahya Yıldızhan hocalarımdan toplamda 300 tam puan almış oldu. Bir kez...